Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Tercih dönemi çok yoğun geçiyor. Gerek tercih danışmanlıkları, gerek gün içindeki mesailer derken. Buraya da çok boşlamak istemiyorum açıkçası. Şimdi sıralamalarla ilgili bir sürü video çektik. Sıralamaları nasıl araştıracağınızı, artık tercih robotları nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Şimdi mesele, doğru üniversiteyi nasıl seçeceğiz? Şimdi internette bir sürü videolar var. Herkes anlatıyor işte. Çıkıyor, şu üniversitede okuyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Şimdi elimizde Google gibi muhteşem bir araştırma makinesi var, araştırma alanı var. Google'a hangi üniversitenin ismini yazarsan görsellerde bunun fotoğrafları çıkıyor. Şimdi şöyle bir bakıyorum üniversitelere. Üniversitelerin hepsi tip olarak aynı. Hepsi şehrin köşesine, sol alt köşesine, sol orta köşesine veya sağ uzak köşesine kurulmuş. Genelde sol batısına kuruluyor genelde arkadaşlar. Kocaman kapısı olan devlet üniversiteleri. Konferans salonları aynı, uygulama laboratuvarları aynı. Çünkü çok fazla değiştiremezsiniz bunları. Sınıf tipleri aynı, mezun öğrencilere hemen aynı tip gibi. Bunların zaten hepsi YÖK'e bağlı, hepsi zorunlu olarak aynı müfredatları işliyorlar. Seçmeli derslerinde ufak tefek değişiklikler olur. Peki, her şey bu kadar aynıyken neden bazılarının sıralamaları çok yukarıda, neden bazılarının sıralamaları çok daha düşük? Bunların sebeplerini söyleyeceğim arkadaşlar size. Bunlarla ilgili birazcık konuşacağız. Mesela az önce arattığım Gaziantep Üniversitesi. Bakın, yeşilliklerin içinde böyle. Özellikle yeşilliklerini paylaşmışlar. Kocaman güzel bir kapısı. Yani bu aklıma rastgele, yani listemden baktım. Çukurova Üniversitesi. Bakın, yine aynı şekilde kocaman bir kapı. Ortak noktamız hep kapı. Mesela Afyon Kocatepe Üniversitesi. Ortak noktamız kocaman bir kapımız, şehrin kenarında kurulmuş kocaman arazilerin içinde her fakülte için bir bina olan üniversiteler. Veya işte yazalım, Sakarya Üniversitesi, az önce hemşirelik tercihi yapmıştım, o mesela kalmış burada. Kocaman kapımız, şehrin köşesindeyiz, otobüslerle gidip geliyoruz. Genelde yurtları bunların içinde olur. Afyon Kocatepe Üniversitesi, bakın. Arkadaşlar işte kocaman kapımız, yani az önce bakmıştım Dumlupınar Üniversitesi, yani işte gördüğünüz gibi kapı sanatı burada da devam ediyor. Yani burada şunu söyleyebilirim, kapı sanatı diyebilirim yani. Kocaeli Üniversitesi, rastgele sukrulu çekiyorum, bakın buraya yazıyorum yani. Kocaeli Üniversitesi köşede, bakalım bu kapı sanatı var mı? Herhalde kapı şura, evet kapı sanatı burada da devam ediyor. Bakalım. İstanbul Üniversitesi'nin kapıyı zaten biliyoruz. Şöyle, Ordu Üniversitesi. Rastgele yapıyorum yani, işte kocaman şehrin, şehir burada. Şöyle köşesinde Ordu Üniversitesi'nde. Tamam. Şimdi müfredat aynı, bölüm aynı bölüm için konuşuyoruz. Çünkü YÖK'e bağlı olduğu için YÖK'ün söylediklerini, kapı sanatımız şuradaymış. YÖK'ün söylediklerini yapmak zorunda bütün üniversiteler. Çünkü yetkinlik diye bir şey var. Bölüm çıktısı diye bir şey var. Yani hemşirelik okuyan adam Çukurova Üniversitesi'nde de aynı eğitimi alması gerekiyor. Çünkü lisans alıyorsun. Türkiye'nin her yerinde aynı yetkinlikle çalışması lazım. Uludağ Üniversitesi'ndeki de hemen Uludağ Üniversitesi yazalım. Uludağ Hemşirelik'te de ki aynı yetkinlikle mezun olması lazım. İşte kapı sanatımız burada arkadaşlar. Şehrin köşesinde, yeşillikler içinde kampüslerimiz. Aynı yetkinlikler içinde olması gerekiyor. Tamam, evet. YÖK'e bağlıyız. Akademisyenler de aynı. Yani bir fakülte bölümünde ders verebilmek için bir akademisyenin lisans bitirecek, yüksek lisans bitirecek, doktora bitirecek, ALES'ten, yani pardon, dil puanından belli puanları olacak, mesleki yeterliliklerini verecek. Öyle kabul ediliyor üniversiteye ondan sonra. Peki, neden bazı üniversitelerin sıralamaları çok yüksekken diğerlerin düşük? En önemli faktörlerinden bir tanesi bulunduğu şehir. Şimdi İzmir'den örnek vereyim. İzmir'de çok güzel liseler var. İzmir'deki öğrenciler iyi puanlar yapıyorlar ve oraları tercih ediyorlar. İl dışına çok gitmek istemiyorlar. İstanbul nüfusu çok kalabalık ve çok kaliteli liseleri var. İyi sıralamalar yapıp oraları tercih ediyor. Faktörlerden bir tanesi bu. Şimdi Kastamonu'da, Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Erzincan'da bu kadar fazla öğrenci ve iyi sıralama yapan öğrenci yok. Fen lisesi bu kadar yok. Aşağı doğru kayıyor sıralamaları. Faktörlerden bir tanesi bu. Bunu değiştiremeyiz hiçbir şekilde. Peki iyi üniversiteler neden bu kadar iyi? Neyi farklı yapıyorlar da bu kadar iyileşiyorlar da
İl dışından insanlar da buraya yazıyor. Şimdi az önce yazdık, Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi. Neden sıralaması yüksekte, Kastamonu'nun sıralaması bunlara göre düşük? Buralar büyük şehirler. İnsanlar büyük şehirlere gelip oranın sektörlerinden faydalanmak istiyorlar. Şimdi veya işte Manisa'da okuyorsun. Manisa'da büyük fabrika var. Ne var? Vestel. Manisa'da okuyorsan Vestel'de staj yapma şansın olabilir. Üniversitenin sektörle olan bağlantıları çok önemli. Bunu araştırman lazım. Ya ben Uludağ Üniversitesi'nde makine mühendisiyle alakalı bölümlere gidersem stajımı çok büyük ihtimalle Tofaş'ta veya orada Renault'da veya oradaki fabrikalarda yapacağım. Bunu bilmen gerekiyor. İşte Çukurova Üniversitesi Tıp, Çukurova Üniversitesi Hemşirelik tarzı bölümlere gidersem stajımı muhtemelen oradaki eğitim araştırma hastanesinde yapacağım. Orada çok fazla hasta göreceğim. Sebeplerinden bir tanesi bu. Veya işte neden Boğaziçi Üniversitesi bu kadar marka? Arkadaş, farklı bir şey mi yapıyor? Boğaziçi Üniversitesi işletmeye gittiğin zaman network sahibi oluyorsun. Orada da işletmeye giriş, makroekonomi dersleri var ama çok iyi derecede İngilizce öğreniyorsun ve seni çok zorluyorlar. Şimdi bunu Anadolu'da bu kadar yapma şansın var mı? Baktığın zaman yok. Veya İstanbul Teknik'te çok zorluyorlar. İşte kontenjanlarını da düşürdüler. Hadi İstanbul Teknik Üniversitesi yazayım buraya demişken. Yazdım. Kapı sanatımız burada da çıkar. Bunun birkaç kampüsü var. İşte kapısı burası. Yani önce kapı yapılıyor, sonra üniversite yapılıyor herhalde. Arkadaşlar çok zorluyorlar. Çok iyi bir İngilizce eğitimi veriyorlar. Mezunu sektöre çok rahat giriyor. Bir de bu üniversitelerde şöyle bir özellik var. Eski mezunları hep iyi yerlerde çalışıyor. Mezun kulüpleri çok var. Yani sektörde birbirlerini kolluyorlar. Yıldız Teknik mezunu, Yıldız Teknik mezununu kollar. İTÜ mezunu, yanına bir İTÜ mezunu gelsin ister. Çünkü biliyor ki o orada çok zorlandı. O oraya yüksek puanla girdi. O oradan iyi İngilizceyle mezun oldu. O oradan iyi teknik stajla mezun oldu. Bunu bilir. Arkasından geleni de yanına almaya çalışır. Tamam. Üniversiteleri seçerken bunlara çok dikkat edin. Arge merkezleri. Mesela Yıldız Teknik'in Davutpaşa kampüsü var. Beşiktaş kampüsü var. Bu Davut, burası çok merkezi bir yer bu arada. İşte yeşilliklerimiz yine. Güzel. Bunların şeyi vardı. Teknoparkı işte. Bu teknoparkları var mı? Buna bakmanız lazım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir teknoparkı var. Burada firmalar var. Firmalar gelip buralarda ofisler kuruyorlar. Üniversite hocalarıyla birlikte Arge geliştirmesi yapmaya çalışıyorlar. İşte hani neden mühendislikler teknik üniversitelerde okunmalı? Bu teknoparkları olduğu için, bu sebepten dolayı tercih ediliyor. Mesela Karadeniz Teknik Üniversitesi, yine direkt aklımıza gelen teknik üniversitelerden, köklü üniversitelerden baktığın zaman yine bunlar ön plana çıkıyor. Kapımız ön plana çıkıyor. Bu kapı olmadan hiçbir zaman olmuyor, biliyorsunuz. Bu tabii kapının en önemli sebeplerinden bir tanesi de tek giriş çıkış oluyor genelde, güvenlik sebebiyle. Bu, ben espri yapıyorum ama buradan her öğrenci girerken sizin güvenliğinizi de almaları gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu kapılar bu kadar önemli. Burada güvenlik bekliyor zaten. İçeri her isteyen giremiyor. Tamam. Şimdi buradan listemize tekrar bakalım. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Ne yapıyor enstitüler? Yine bunlar da bol bol Arge yapıyorlar. İşte bunlara bak, şehre ne kadar uzakta. Baktığın zaman şehre ne kadar uzakta, her fakülteye bir tane yer koymuş. Bunun yurdu var mı? Bir de onlara bakmamız lazım. Bize yurt çıkacak mı? Bir de yok Atlas'tan dışarıdan bu üniversiteye ne kadar öğrenci geliyor? Yurt kapasitesini aşıyor mu? Ona bakacağız. İzmir Demokrasi. Bunu da çok soruyorlar bu sıralar. Bu bak birazcık daha merkezde kalmış. Dönüşen üniversitelerden. Ya işte baktığınızda klasik, klişe bir sınıf ortamı. Tamam. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa yine bu videonun altına yorum olarak yazın. Bunları özellikle araştırmaya çalışın üniversitelerde. Kısaca özet geçecek olursak, ben de yorgunum, eski enerjimle anlatamıyorum bakın. Yani üniversitenin sektörle işbirliğini, teknolojik altyapısını, ondan sonra vereceği yabancı dili, seçmeli derslerini, yurt dışı bağlantılarını, bunlar hep artıdır bunlar zaten. Bunları yazmaya çalışın ve sana nasıl bir network oluşturuyor, eski mezunları nerelerde çalışıyor veya işte tıp gibi bölümlere gidiyorsanız TUS'ta ne kadar başarılı olmuşlar, onun dışında atamalarda ne kadar başarılı olmuşlar, işte hemşirelik gibi, öğretmenlik gibi bölümlerde, bunlara dikkat edin. Seçmeli derslerde bunlar da sizi destekliyor mu?
Her şey gönlünüzce olsun. Her şey hayalinizdeki gibi olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.